Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu anda arkadaşları bekliyoruz. Katılacak olan arkadaşlar da geldikten sonra canlı yayınımıza başlayacağız arkadaşlar. Onlar gelmeden önce hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Ettiğiniz bütün dualar, içinizdeki bütün dilekler kabul olsun arkadaşlar. Katılımcı arkadaşları bekliyoruz şu anda. Ruhumda size hoş geldiniz üstadım. Zuhal Hanım hoş geldiniz. Daha önce ilk yayınımızı yaptık arkadaşlar, biliyorsunuz. İlk defa bir yayın yaptım ve ilk defa bir yayında moderatör olarak görev aldım ve aldığımız tepkiler çok güzeldi. İkincisini yapmaya karar verdik. Şu anda ortağım da geldi. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Gülsüm Hanım nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız Kemal Bey? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizi bekliyordum. Birinci Evet. olarak siz geldiniz. Bakalım Seyit kardeşim de gelirse programa başlayacağız da yavaş yavaş. İnşallah. Nasılsınız? İyisiniz? Nasıl gidiyor? İyiyiz Allah'a şükür. Siz ne yaptınız? İyisiniz. İyi, çok şükür, ne yapalım, biz de uğraşıyoruz. Çalışıyoruz. Aha. Hiç durmak yok yani. Allah daim etsin, ne diyelim. Seyit kardeşim de geldi. Evet. Buradan bakıyorum. Davet ettik şu anda. Selam. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hayırdır? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkürler. Kandilin mübarek olsun kardeşim. Sizin de abi, abla, sizin de. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin de Hoş kandiliniz mübarek. geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Seyit'ciğim? İyisin. İyiyim abi, nasıl olsun? Çalışıyorduk. İş de bitti. Geldik, iftar yaptık, oturuyoruz. Geçmiş olsun. Hadi yeni İşi Teşekkürler, sağ olun. bitirdin, geldin. Aynen. Aynen öyle oldu. Sağlık olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olsun abi. Sağlık olsun. Şu anda bu yaptığımız programın ikinci konusu. İlk konu Gülsüm Hanım'dı. Şu anda birlikte yayın yaptığımız. Evet. Keyifli geçmişti. Çok güzel tepkiler aldık. İkinciye karar verdik. Bir de değişiklik yaptık formatta. Sadece şiir olmasın dedik. Ve aklıma ilk gelen de sendin. Seni de konuk etmek istedik. Bizi de kırmadın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olasın abi. Teşekkür ederim, sağ olasın. Arkadaşlar, şimdi herkesin içinde sakladığı bir yarası var. İçinde aklında olan bir sorunları, sıkıntıları var. Günlük hayatımızda her zaman bir şeyler oluyor. Bizim moralimizi bozan, bizi olumsuz etkileyen. O anda ne yapıyoruz? Kulağımıza bir kulaklık takıyoruz ve bir parça dinlemek istiyoruz. İşte o parçayı seslendiren, sesiyle yüreğinizi ferahlatan bir kardeşimiz bu gece bizimle olacak. Seyit Demir. Teşekkür ederim. Sağ Programa ol. hoş geldin tekrardan.
Hoş bulduk abi. Şimdi ilk olarak tabii ben tanıyorum seni, biliyorum. Sesin, yüreğin çok güzel bir kardeşimizsin. Çok teşekkürler. Sağ Bir de olsun abi. izleyicilerimize kendini tanıtır mısın? Senin sesinden, senden dinlesinler. Öncelikle herkese merhaba. Herkesin kandilini kutluyorum. Herkesin kandili mübarek olsun. Ben Seyit Demir. 24 yaşındayım. Şanlıurfalıyım. Şanlıurfa'da kalıyorum şu anda. Karaköy'de yaşamaktayım. Yani şu anda çalışıyorum. Lise mezunuyum. Okul bittikten sonra çalışmaya karar verdim. Şu an Eczacıbaşı deposunda çalışıyorum günlük olarak. Evet. Aklımda böyle müzikle falan uğraşıyorum part-time olarak. Güzel. Evliyim. Günlük hayatta müziğe, yani işte de yorgun olarak geldiğini de biliyoruz. İş içinde yorgunluk oluyor, şey oluyor. Günlük kendini müziğe verebiliyor musun? Her gün belirli bir saatin var mı? Kendini müziğe ayırıyor musun müzik için? Yani açıkçası söylemek gerekirse pek fazla zaman ayıramıyorum artık. Hani işim çok yorucu olduğu için hani sadece yasaklarda işte bu pandemi döneminde evde kaldığımız zamanlar ve hafta sonları hani uğraşabiliyorum. Onun haricinde hafta içi kesinlikle müzikle uğraşamıyorum. Ama dediğim gibi hafta sonu ve pandemide olan yasaklarda elimden geldiği kadar sevdiğim şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Peki sıcak sıcak hemen senden bir parça dinleyelim Seyit'ciğim. Tabii istek varsa öncelikle istekleri alabilirim. Evet arkadaşlar, isteğiniz varsa Seyit kardeşim ortağım Gülsüm Hanım'ın bir isteği vardı. Ondan Nedir? başlayalım. Kendisini Ben kırmayalım. sayfanızda görmüştüm. Bu şeker vardı ya. Onunla ilgili bir şiir okumak istemiştim, hadi. Evet. Şeker yapışmış sanki dilime. Evet. Yapalım onu. Tamam. Arada ben gireyim, olur mu? Sen söylersin, bekleme esnasında ben girerim. Evet. Sen Tamam. okursun, Olur. okursun, nakarat arasında nefes alırsın. O arada Müslüman'ın da şiirini okur. Hem müzik hem şiir bir arada programı. Tabii olabilir. Yapalım öyle yapalım. Nakarattan hemen sonra şiire girelim. Esin dert var, serse düşünle hepsi Elin elindeyken en sihirli kilit, hep mutluluğa açıldın. Esin dertler nereden eserse, gülüşünle hepsi dağılır. Önce kalbime, sonra evime gelin yaz. Şeker yapışmış sanki diline, en tatlı şey. Çocuk kalbi gibi saf ve temiz. Masallarımız vardı inandığımız. Değişen şimdiki insanlık ve biziz. Beklerken rengarenk kelebeği, uğur böceğini uçsun diye. Nereye takıldı uçurtmamız, ağladık koptun kopmasın diye. Özgürlüğü kuşların kanadında, şahinin keskin bakışlarında aradık. Gökyüzünün maviliği, güneşin devasa güzelliği, ayın bugünkü son hali. Bugün masallar güzel bitmiyorsa umudun azlığındandır. İnancın, cesaretin, kendindeki gücün farkında olmayışındandır. Çok değil, bir 5 yıl sonrasına gitsen, bugünkü sana sen ne derdin? Eminim ki şu anki sen, senin öğütlerini dinlerdin. Hayat dediğin sanki kaç sene, aman
Çok yaklaşacak bir ömür. Önce kalbime, sonra evime girdin yazdım. Şeker yapışmış sanki diline, tatlı şekilde. Önce kalbime, sonra evime girdin yazdım. Şeker yapışmış sanki diline, tatlı şekilde. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Yüreğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben de gitarla alakalı bir soru sorayım o zaman. Gitar çalmaya ne zaman başladın? Şimdi benim kızım da var mesela. 4 yaşından beri böyle kendi kendine bir şeyler söylemeye çalışıyor. Evet. Çocukluktan mı etkilendiğin bir görselin var mı? Ne zamandan geliyor? Ne zaman başladın? Bize bilgi verir misin? Yani gitara olan merakım aslında çok küçük yaşlarda şarkı söylüyordum da hani gitar çalmaya lise 1 yıllarında galiba bundan 9 yıl 8 yıl önce filandı. Bir coğrafya öğretmenim vardı. Benden bir şarkı istemişti 24 Kasım Öğretmenler Günü için. Okul korosundaydım, koro takımındaydım. Benden bir şarkı dinledi ve bir şarkı söyledi. Dedi bu şarkı senin sesine çok yakışır. Sen bu şarkıyı biliyor musun dedi. Söylediği şarkı Cem Karaca Tamirci Çırağı adlı bir eserdi. Ben şarkıyı duymuştum ama Cem Karaca'dan duymamıştım. Evet biliyorum dedim. Tabii kendisi elektro bağlama çalıyordu. Hani gitarla pek şeyi yoktu. Hani bu şarkının bağlamayla, elektro bağlamayla bir alakası yok yani. Yapsanız da çok zor olacak olan bir şarkı. Çünkü Anadolu rock müziği. Evet. Yapmaya çalıştık ama olmadı bir türlü. Çünkü benim gitar eğitimim olmadığı için hani iyi veya kötü seslere giriş yapamıyordum. Şarkının neresinde yükselip neresinde alçalacağımı bilmiyordum. Hangi tondan gideceğimi bilmiyordum. Yani coğrafya hocamın vesilesiyle gitara başladım diyebilirim. Yani ortalama 8 yıl falan oldu. Sonra eğitimler falan aldınız mı? Sadece gitar eğitimi aldım. Sadece gitar eğitimi aldım. Onun haricinde hiçbir eğitim almadım. Peki o şarkıyı seslendirebilir misin şu anda? İlk seslendirdiğin şarkıyı. Tabii tabii seslendireyim. Tamam. Tabii. Gönlüme bir ateş düştü. Yanar ha yanar yanar. Git gönlümün ekmeği. Umar ha umar, ümit gönlümün ekmeğine. Umar ha umar, elleri ak yumuk yumuk, ojeli tırnakları. Nerelere gizlesin şu avucumda sırları. Otomobili tamire geldi, dün bizim tamirhane. Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye. Ayağında uzun etek, dalga dalga saçlar. Ustam seslendir uzaktan, oğlum al takımları. Ustam seslendir uzaktan, oğlum al takımları. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi. Cildi parlak, kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız. Yine böyle bir durumda tamirci çırağına, ustama dedim ki bugün giymeyim tuzağı. Arkası pusulu ayna,
gelecekti. Bugün geri arabayı almaya. O romandaki hayal belki gerçek ama romanlar hayal belki gerçek ama çekti gitti araba egzozuna buldum gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldu ustam geldi sırtıma vurdu umut dedi romanları işçisin sen işte dedi işçisin sen işte dedi romanları Çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İşçisin sen işçi kalla ilgili hemen ben de kısa bir İki dörtlüklü bir şiirim vardı. Tabii. Sizler için. Yaşlı gözleri. Benimki bir bekleyişi var. İçerdiğim şeker değil. Belki hayallerim, belki de yaptırmadığı çok güzel. Benim sen de peki Seyit'cim şu anda gitarda epey bir usta olmuşsun. Evet. Çok iyi gördüm seni. Peki teşekkür ederim. Onun dışında çaldığın bir enstrüman var mı? Gitar dışında çaldığım herhangi bir enstrüman yok. Dediğim gibi sadece gitar eğitimi aldım. Ses eğitiminde hiçbir şey almadım. Sadece gitardan, gitarda biz akor diyoruz. Tabii bağlama ve diğer şeylerde nota diyorlar ona. Hani akorun bana geldiği sese göre ben şarkıya giriş yapıyorum. Yani sadece bu. Yani gitar sayesinde oluyor bu. Hani gitar eğitimi de olmasa kesinlikle hiçbir şey yapamazdım. Evet. Yüreğine sağlık. Çok güzel çalıyorsun ve sesin de çok iyi. Bu, sağ olasın abi. Bu yolda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Peki Seyit Bey ben bir şey söyleyeyim. Şimdi ben İstanbul'da yaşadım. Evet. Orada her koşulda ve şartlarda böyle sokak sanatçılığı yapan insanlar gördüm. Var mı senin böyle bir durumun? Oldu mu yani? Sokak sanatçılığı evet oldu. Mersin'de sokak sanatçılığı yapmıştım. Tatil amacıyla gitmiştim. Orada sokak sanatçılığı yapmıştım. Hatta arkadaşlarla beraber kazandığımız sokaktaki paraları pansiyon ücretini ödeyerek geçimimizi sağladık bir süre. Evet. Tabii yani buradan giderken her şey yolundaydı. Yani maddi açıdan paramız vardı. Oraya gittikten 15 gün sonra paramız kalmadı. Sokak sanatçılığına arkadaşlar dedi ki sokak sanatçılığı yapalım. Hani o da tesadüfen söylediler. Hani sadece insanları eğlendirmek ve hani birkaç gün kalacaktık orada. Hani biz çok kısıtlı bir zamanımız vardı. Bu güzel geçmesindik. Tabii sonradan işler biraz daha farklı bir yere gitti. Orada ama eminim ki güzel anılar birikmiştir yani. Evet, evet, güzel bir tattır yani. Evet. Şimdi o anlar illaki unutulmaz. İlk başladığında, ilk çalmaya başladığında bir tuhaflık olur. Şimdi ben de bir Urfalı olarak illaki bir çekimsellik evet yaşamışsındır. Evet. Peki, sokakta söylediğin ilk şarkı aklında mı? Sokakta söylediğim ilk şarkı aklımda.
Evet, aklımda. Çelik diye bir sanatçı var biliyorsunuz. Çelik, evet. Hercai diye bir şarkısı var. Hercai şarkısını söylemiştim. Dinleyelim o zaman. Dinleyelim o zaman seni Hercai'yi. Bu arada sesiniz çok az geliyor. Bana telefon geldi de ondan dolayı sanırım ses düşmesi oldu. Şu an sesinizi ben çok az duyuyorum. Şu an iyi mi sesiniz? Ya geliyor da az önceki gibi değil. Çok az. Tekrar çıkıp mı bağlansak? Senin telefon çaldığı için olabilir. Orada ses volümleri düşmüş olabilir. Evet. Girip tekrar girsem olur mu? Çünkü şu an sesinizi olur, çok olur. Zor duyuyorum lan. Öyle yapalım. Ben çıkayım, hemen yapalım. Giriyorum. Aynen. Orada ben bir şiir okuyayım. Tabii. Olur mu? Gelene kadar senden bir şiir dinleyelim. Çünkü şey, gitarla eşlik ederken bizim sesimiz çıkmıyor. Ben sen şiir okurken fark ettim. Benim yeni şiirim. Andım seni hicranla yardıma düştün. Göğüs kafesimde taşıyamadığım rüyamdaki düştün. Bitmek bilmeyen en güzel satırlarımın, kabuk bağlayan yaramın, sürekli kanatıldığı, tuz basıldığı, yaşamadan kimsenin bilemeyeceği acıydın. En derinimde saklayıp çıkarmak istemedim. Sürekli görmezden geldim. Muazzam bir yaşantıydı. Şimdilerde tekrar yaşatılıyorsun. Başka bedenlerde seni görmek isteyenler, senin yürek acını çekenler. Bazen sitem ediyorum, bazen de boş ver can diyorum. Ne güzel vedalaşmıştık halbuki. Sen gittin tüm kıymetinle, bense kalanlarla hırpalandım son gücümle. Çok güzeldi. Senden de alalım bir şiir. Kelamın ve kalemin daim olsun tabii. Ben hemen bakıyorum. Az önce okuduk zaten işçi çocuğu. Bir de beni okuyalım. Oradan bir ses alabilir miyiz? Aynı konu açacağım. Olur. Tamam. Başla. Ben ne okuyanlar ne denizde geçtim. Ne de bir gördüm. Geldim, gülüşün kuyusuna girdim. Ben de hasret, ne ödüm. Kullanmış mı? Ama ben, ödüm. Ödüm. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Sizi tanıyalım dermişim. Biz de ne yapalım? İyiyiz, çalışıyoruz. Evet. Kardeşimiz gitti. Şiirlere devam mı Kemal Bey? Kendisi katılmak üzeredir herhalde. Tabii kendisi gelene kadar sizden bir şiir daha alalım. Benden. Biz beraber bir şiir okuyacaktık. Onu okuyalım. Olur. Dur ben fon ayarlayayım. Seyit kardeşim gelmiş mi? Evet, gelmiş. Alıyorum hemen. Evet, sen başla Kemal Bey. Tekrardan hoş bulduk abi. Şimdiden sonra senin şarkını alacağız. Tabii. Gözlerim sağ yaralı. Dostlarımdan bana hediye. Elimden acı damlatıyorum. Kaşlarım sokak lambası gibi.
Bir yanı bir sönüyor. Uzaktan görememezsin göz bebeklerini. Onlar üç tarafı İki kulaç ötemde güzel günler. Güzel günlerde saklı düşler. Dizlerinde yaralar. Tam vardım dedim. Al. İyi mi? Yırtık cebe koymuşuz umutları. Zamansız geliyorsun aklıma. Gece gündüz ayrımsız. Ya bir ışığın ortasında dağıtıyorsun aklımı, ya da gecenin bilmem kaçında bölüyorsun uykumu. Ya gözlerin geliyor aklıma, ya da hayalin çıkıyor karşıma. Unutuyorum her şeyi unutmasına da, ama seni değil. Senden hariç her şeyi. Söyleyecek çok şeyim var. Velhasıl hiçbirini söyleyemiyorum. Ben bu şeyi çok beğeniyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hadi size sağ olun. Şimdi kardeşim senden sokakta söylediğin ilk şarkıyı dinleyeceğiz. Tabii. Bilemezsin kaç gece gelirdi bekledim. Gelmeyince derdimine bekledim. Yine gözüm yollarda sen. Gündüzüm gece oldum ederdim. Kaç gece gelirdi bekledim. Gelmeyince derdimi yeniledim. Yârim ol, sevdalım ol, sultanım ol, fermanım ol, dertlerimi dermanım ol, her canım. Dolu dolu sevdalar gözlerinde, gönlümde dolanırsın hep o halinle. Saçların yaralanmış kalbime, yine sensin tek çare şu zavallı halime. Dolu dolu sevdalar gönlümde dolanırsın hep halime. Saçların yaralanmış kalbime, yine sensin tek çare. Gel yârim ol, sevdalım ol, sultanım ol, fermanım ol, dertlerimin dermanı ol, her en güzel sesinden en güzel şarkısını dinlemek gibi bir şey. Ama dinlemek istemiyorum. Ümit yok diyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Yüreğimiz sağlık kardeşim. Çelik'in de galiba ilk çıkan albümünden bir şarkıydı. O zaman ilk çıktığında çok tutulmuştu. Hangi şarkıydı abi? Hercai. Ha evet. Doğru. 90'lı yıllar diyebiliyorum da. 90'lı yıllarda çıkmıştı. Ama radyoda, televizyonda her yerde çalıyordu. Evet. Bir zamanlar çok... En az onun kadar güzel sen de seslendirdin. Ve teşekkür ederim. Bu yolda çok iyi olduğunu düşünüyorum.
Kendine ait bestelerin var mı? Kendime ait bestelerim yok. Aslında vardı da yırttım attım hepsini. Hani beğenmediğim için çok seçicim olmalı. Yani üstüne biraz çalışsaydım belki daha iyi olurdu. Şimdi ben de bundan bir yıl, iki yıl önce ilk yazmaya başladığım şiirlerin bir 40-50 tanesini yırttım attım. Ama pes etmedim çünkü çalıştım. Şu anda hala yazmaya devam ediyorum. Bence sen de pes etmemelisin. Çok güzel sesin var. Gitarla ilişkin çok iyi. O bestelerin üstüne gidersen yazdıkça daha çok ilham alırsın ve yazdıkça daha çok kendini geliştirirsin. Onlar yine bir köşede dursun ilk yazdıkların. Ama bir yıl, iki yıl geçtikçe sen ara ara böyle yazdıkça ne kadar geliştiğini, ne kadar ileri geldiğini kendin de gözlemleyebilirsin. İnşallah Hazreti dediklerini deneyeceğim de. Seyit Bey, bu beni en iyi anlatı dediğin bir şarkın var mı? Çok favoridir böyle, deline dolanmıştır. Var mı? Yani var aslında. Var. Hani, dinleyelim şarkı, o zaman. Bu şarkı benim hayatımı özetliyor dediğin. Yani var aslında var. Ama hani biraz böyle duygusala ve ağıra kaçtığı için hani herkese böyle şey hani kötü yönlendirmek istemiyorum derler ya. O anlamda söyleyeyim. Biraz anlamı büyük olan bir şarkı. Çok bundan, merak ettim. Bundan 1-2 yıl öncesiydi galiba. Şarkıyı besteleyen söz müzik ait olan kişi Onurcan Özcan. Evet. Bundan 1-2 yıl önce kendisi vefat etti. Allah razı olsun. O da benim yaşlarımdaydı. En çok sevdiğim şarkısı Çilingir. O şarkıyı çok beğenerek dinliyorum ve söylüyorum da. Çok seviyorum yani o şarkısı. Beni özetliyor diyebilirim yani o şarkıyı. Dinlemeyecek miyiz şimdi biz o şarkıyı senden? Tabii dinleyelim. Aslında o kadar şey değil. Sadece biraz ağrı kaçıyor. Yani bu gece Kadir Gecesi olduğu için pek fazla şey yapmak istemiyorum. Ama yine de Kübra'larımız da dinlemek istiyorlar. Bilgül Hanım falan, Kübra Hanım yazmışlar. Dinlemek isterim. Tamam söyleyeyim dedi. Thank you.
şehrin beni anlamaya, benim seni unutmaya, rakının ısınmaya niyet yok. Adı çilingir olsa da bu sofra bir sen kapısına, diş çöker çare bulamaz. Of, bu şehrin beni anlamaya, benim seni unutmaya, rakının ısınmaya niyet yok. Çok teşekkür ederiz. Çok kardeşim. Teşekkür ederiz. Ben devam edeyim. Ben de bir şeyle devam etmek istiyorum. Yani, seyide yüklenmeyelim. Biraz da biz çalışalım. Aynen. Teşekkürler. Bazen insanın sadece içi acır ve öylece kalır. Sitem etsen ne olur ki? Bazı kavuşmalar yürekte niyazın olur. Biçilen kıyafet ruhuna dar gelir de, oldurmaya çalışmak ise kadere isyan olur. Artık susmak istemiyorum. Haykırsam ne kadar duyarsın bilmiyorum. Gözlerini kapat ve sessizce dinle yeter. Sen her şeyi anlamasan da bu kalp bir gün durur. İçimin kırıklarını görürüm diye aynalara bakmaya korkuyorum. Bakma yüzümdeki tebessüme. Gülmek hüznümün makyajıdır. Sevmek suç mu söyle? Kabuk tutmaz yere bıraktın bende. Saklımdasın ne kadar zaman geçse de. Umutlu dünümün, hüzünlü günümsün sen. Bırakıp gitmiş olsan da, yıllar sonra da karşılaşsak ve bana gülümsersen, yeniden aşık olurum sana. Evet. Buyur Kemal Bey. Ben de kısa bir şiir okuyayım size. Yine tabii çocukluğunu yaşayamadığımızdan dolayı genelde hep çocuk şiirleri yazıyoruz. Değil mi? Evet. Ben bir çocuğum. Korkmadan kuruyorum gökyüzüne. Ben kağıttan gemiyim. Korkmadan bırakırım suya. Kısa sürse de umutlarım. Ben bir çocuğum. Evet, ben bir çocuğum. Elimde saklı düşlerim. Korkmadan anlatırım. Kelebek ömrü kadar olsa da hayırlı umutlarım. Evet. Her ağzınıza, şey... yüreğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Peki. Baykuş'a geçsem ama baykuş. Aç aç. Peki şöyle bir sorum var sana Seyit kardeşim. Bir saniye abi. Bluetooth mode connected. Şu anda sesim geliyor mu? Evet. Geliyor. Gayet iyi geliyor. Sesin iyi geliyor. Tamam. Dinliyorum abi. Şimdi ilk şarkıyı yaptığında, şimdi ben de bir Urfalı olarak evet, gitarla şimdi böyle şarkı söylemeye başladığında illaki etrafından tepkiler falan almışsındır. Olumlu, evet, olumsuz. Onlar seni etkiledi mi hiç? Yani olumlu veya olumsuz nasıl tepkiler aldın? Yani aslında hani benim müziğe olan merakım ve gitara olan merakımı hiç kimse etkilemedi. Olumlu veya olumsuz. Hani yönlendiren kişilerin hiç kimseyi, yani olumlu veya olumsuz kimseyi dikkate almadım. Sadece kendimi dikkate aldım. O yüzden
buralara kadar geldim diyebilirim. Buralara kadar. Bir insan eğer bir insan bir şeyi hayal ediyorsa, bir şeyi umut ediyorsa, umutlarının hayallerinin peşinden gitmeli. Çünkü insan ne kadar gerçekçi olursa, umut ederse ve o umudun peşinde gitmeye cesareti varsa, o umut, o hayal gerçekleşir. Sadece umut etmekle ya da hayal etmekle hiçbir yere varamazsın. Aynı noktada durmaya devam edersin. Bu konuda seni tebrik ediyorum. Hayallerin peşinden gitmişsin ve şu anda çok iyi bir yerdesin. Diliyorum ki daha iyi yerlere de geleceksin. İnşallah abi, teşekkür ederim, sağ olasın. Peki bununla alakalı bir soru soralım devamında. Önümüzdeki günler için ya da bir yıl biçersen var mı belirli bir planın müzik alanında? Bir çalışman yani var mı yani? Aslında yok. Yok diyebilirim. Çünkü hani çalıştığım işten dolayı yok diyebilirim. Yani çalıştığım iş gerçekten ağır. Hani onun vermiş olduğu yorgunluk ve hani bıkkınlık, hani gitara ve müziğe olan bazen etkiliyor yani. Müziğe olan şeyimi de etkiliyor. Hani uzaklaştırıyor beni. Çünkü hani sürekli aynı şarkıları söylemekten, mesela sürekli aynı şarkı dediğiniz gibi, yani bir yıl içinde şarkı yazarsanız bir yıl sonra daha iyi şarkılar ve sözler ve besteler yazmaya başlayabilirsiniz. Ama bir yıl yazmazsanız bir yıl sonra daha kötü ve daha geride olan bir dönem içerisinde olursunuz. Bu da onun gibi bir şey. Evet, sürekli istikrar lazım aslında. Evet, çünkü bir yerden sonra aynı şarkıları aynı sesle gitar, yani gitar, hani çaldığınız ritimler, akorlar kulağınıza yabancılaşıyor artık bir süreden sonra. Unutmuş oluyorsun. Ha, unutmuş oluyorsun ya da hani tona doğru giremiyorsun çünkü tonu unutuyorsunuz dediğiniz gibi. Evet, onu taze tutmak lazım yani, değil mi? Bunu ilerleyebilmek evet, için de içinde olmak lazım. Aynen. Tabii tabii. Evet, bir şarkı daha alalım sizden. Tabii istek varsa istek alabilirim öncelikli olarak. Seyit kardeşim, senden bir isteğim olacak. Buyur kendi adıma. Şimdiden de teşekkür ederim. Ahmet Kaya'nın bir şarkısını söylersen çok memnun kalırım. Tabii Ahmet Kaya'dan söyleyelim. Hangi şarkısı var bende? Bakayım bir. Aklıma gelmiyor da. Ahmet Kaya'nın hangisi olursa söyleyebilirsin. Fark etmez. Evet. Sen hangisini istersen. Tamam. Geçimi sana bırakıyorum. Ben gönlümü sana verdim. Ahmet Kaya'nın mıydı? Galiba. Evet. Ama içimde ölen biri var şarkısını biliyor musunuz? Onu söylesem olur mu? Olur, olur tabii. Onu söyleyeyim. Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor. Yalnızsın, susuyorsun. Susuyor, konuşmuyorsun. Bakmıyor, görmüyorsun. Dokunsam donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gün sen ağlayacağım. Bir gün sen kendimi bulacağım. Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar susmuş. İçimde ölen biri var. Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar susmuş. İçimde ölen biri var. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Vay 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 vay.
konuşmuyorsun. Bakıyor görmüyorsun. Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gün sen ağlayacağım, bir gün sen kendimi bulacağım. Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar susmuş. İçimde ölen biri var. Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar susmuş. İçimde ölen biri var. Yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ahmet Kaya'nın bu güzel şarkısından sonra kısa bir şiirim var. İki dörtlüklü. Onunla bağlayalım bunu. Tabii. Bir sen varsın içimde. Bir sen. Yağan yağmur gibi. Kuşların kanat çırpışı gibi. Dünya gibi içimde dönen bir sen varsın. Fırat gibi İçime akan, Dicle gibi hasret kokan, kahve gibi, kırk gibi, kuruyorum içime, çay gibi, bir sen varsın içimde. Evet, ben devam edeyim hiç kesmeden, benim burada fonum var. Tabii. Vazgeçtim. En olmadık zamanlarda, en olmadık insanlarla karşılaşmaktan vazgeçtim. İnsanın karanlığından, onları mutluluğa itmekten vazgeçtim. Zor olan her şeyi kabul edip, yaşayın demekten vazgeçtim. Okuyun, anlayın, hissedin demekten vazgeçtim. Aynı yolda yürümesek de, aynı taşlara takılmasak da, onların acılarını anlamayı seçtim. Önümdeki hedefleri kucaklayıp onlara doğru koşmayı seçtim. Evet, vazgeçin. Sizi engelleyen, sizin siz olmanızı kısıtlayan her şeyden vazgeçin. Ve hayata yelken açan insanları seçin. Evet, bu da bir farkında bir şey olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet. Gülsüm Hanım, nerede kalmıştık? Bir fikrinizi işe dönüştürme süreciniz nasıl gerçekleşiyor dedik. Diyeceğiz daha doğrusu. Şimdi Seyit kardeşim, ben Ahmet Kaya'nın şarkısını özellikle istedim senden. Çünkü slow ve pop söylediğini gördüm. Ahmet Kaya'nın şarkısı biraz daha özgün müziğe kaçıyor. Ve ses tonunu görmek için özellikle istedim onu. Sesin de çok güzel oldu. Ahmet Kaya'nın şarkılarına da yazgın. Bir şarkıyı seslendirmeye karar verdiğinde nelere dikkat ediyorsun? Neye göre o şarkıyı seçmiyorsun? Bir şarkıyı söylerken öncelikle o şarkıda kendimi hissetmem gerekiyor. Ya da o şarkıyı yaşamam gerekiyor ki karşı tarafa aynı benim hissiyatımı karşı tarafa yansıtabilmem gerekiyor. Ben öncelikle bunlara çok dikkat ediyorum. Şarkının sözlerine ve müziğe özellikle. Hayatımda hiç hareketli şarkı dinlemedim. Ya, dinlemiyorum da zaten. Sürekli slow şarkılar, hani hüzünlü, ağır şarkıları, bu tarz şarkıları hayatım boyunca daha çok dinlemişimdir. Böyle yani. Gülsüm Hanım, sizdeyiz. Bendeyiz de, ben o biraz önce söyledim ya, ben gönlümü sana verdim. Onu söyleyebilir misin? O ben şarkısını, onu çok sevdim. O şarkısını maalesef ben tam yani bilmiyorum desem daha doğru olur. Anladım. Başka bir şarkı alalım o zaman. Evet, şu anda istediğim şarkıyı seslendirebilirsin. Tabii, bakalım. Evet.
Adıyaman diye bir türkü vardı. Onu biliyor musunuz? Adıyaman Yolu Yaman. Şarkısı. Ben bilmiyorum. Evet. Bir de annelerle alakalı şarkı isteyeceğim. Yarın anneler günü. Buradan bütün annelerimizin tabii, anneler gününü kutluyorum inşallah. Herkesin sağlıklı, anneler günü kutlu olsun. Şu an yayında olan bütün bayan arkadaşlarımızın anneler günü ve anne adaylarının anneler günü kutlu olsun. Unutmadan biz de kutlayalım. Çok güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Yüreğine sağlık kardeşim. Teşekkür ederim abi. Sağ olsun. Böyle hafif bir şey yap da ben bir şiir okuyayım. O arada. Şarkısı bugün de yaptı yapacağını. Yüzünü güzel havalarda esen soğuk bir rüzgarmış. Yaş dediğin nedir ki yıllara sığdıramadığını? Yorgun hafızalarda hatırlanan anılara kızmakmış. O yüzden kandırma kendini, yaş olmuş bilmem kaç. Ölüm gibi bir gerçeğin üstüne atsan toprağı kaç kat. Yine de ruhun toparlamaz seni. Gerçeklik saatini aç. Düşerken iyisin. Kalktığında tutunduklarına aman dikkat. Hani bir yer olsa gitsem kimse tanımasa beni. Bilmeseler halimi, geçmişimi, yaşadıklarımı, ne de düşlerimi. Bir an olur dilin susar, gözler konuşur. Sanki duyar sesimi. Hiçbir şey söylemeden, konuşmadan dinlemek en güzel. Evet. Ağzınıza sağlık. Sizin de yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Anneler günü için, anneler gününe özel bir de 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nde yazdığımız bir şiiri okuyalım arkadaşlar.
Sesim geliyor mu? Evet. Üzgünüm. Anasız büyüyen çocuklar için devam et. Üzgünüm. Büyüyen insanlara. İnsanlığı doğuran kadınlara. Kadınları öldüren insanlara. İnsan cinsine o insanlara üzgünüm. Eksik bırakılmış hayatlara, ben kalmış şıklamalara. Mutlu görünen insanlara, ülkesinde kuvvetlilere üzgünüm. Kadınlara ve annelere, anne adaylarına kadınlar hayattaki en değerli varlıklarımız. Çünkü Peygamber Efendimiz'in de dediği gibi kadınların ayaklarının altında her kadın bir annedir, bir anne adayıdır. Onların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ben de akabinde kadının şiirini okumak istiyorum. Sonra parçamızda zaten bitişi yapacağız büyük bir ihtimal. Seyit kardeşimin bir şarkı ve son duygularla veda edeceğiz. Kadınım, nasır tutmuş ellerinde mi saklı mutsuzluğun, yoksa sırtındaki heybende? Bir feryadınla yıkarsın şu karşıdaki dağları, gözyaşının bir damlası yeşertir taşı toprağı. Düşmesin yere, dokunmasın kirli eller o güzelim göze. Sen kadınım, küllerinden yeniden doğan anka kuşu gibisin. Süzülürsün gökyüzünde geniş kanatlarınla. Var etmek için kendini çabalarsın hiç yorulmadan. Yargılayan gözlere bakmadan. Mutluluğunu başkasının ellerine bırakmadan. Var mısın gerçek benliğini ortaya koymaya? Müptelası olduğun romanın yazarı sen olmaya. Vakit dar. Başlayalım o zaman hikayeni en baştan yazmaya. Evet. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Hepimize. Seyit kardeşim şu anda takipçilerimiz Gülsüm Hanım ve benim isteklerimi çaldın. Çok teşekkür ederiz. Bir de kendi sesinden kendi istediğin şarkıyı söyle dinleyelim. Ve sonrasında son sözlerini alalım takipçilerimize. Hem Anneler Günü hem Kudüs olayları yüzünden duygularını alalım ve sonra veda edelim. Tabii. Öncelikle ben de teşekkür ederim. Şimdi söyleyeceğim şarkı da Annem şarkısı. Bu şarkı da tüm kadınlara gelsin. Dinleyelim. Herkesin Anneler Günü kutlu olsun. İçimde bir sızı var, göğsümde bir anne. Koskoca bir şehirde yalnızım yine anne. İçimde bir sızı var, göğsümde bir anne. Koskoca bir şehirde. Tam küslüklerden, iki yüzlü dostluklardan, yalanlardan, talanlardan, yoruldum artık anne. İki yüzlü dostluklardan, yalanlardan, çalanlardan, yoruldum artık anne. Bu şehir hüzün kokar,
kaybolmuştum sokaklar. Hepimiz yıldız gibi yalnızız yine anne. Bu şehir hüzün kokar. Kaybolmuştum sokaklar. Hepimiz yıldız gibi yalnızız yine anne. Kavgalarda İki yüzlü dostluklardan, yalanlardan, çalanlardan, yoruldum artık artık kavgalardan, küslüklerden, iki yüzlü dostluklardan, yalanlardan, çalanlardan, yoruldum artık anne. Sesinin yüreğine sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Güzel akşam için de teşekkür ederim, beni kırmadın, konuğumuz oldun. Rica ederim abi. Çok teşekkür ediyoruz. Renk kattın gerçekten. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin de yüreğinize sağlık, kalbinize sağlık. Takipçilerimize son sözlerini alalım Seyircim. Sonra veda edeceğiz. Öncelikle yayını aldığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Okuduğunuz şiirler gerçekten çok güzeldi. Nasıl ki siz şarkı dinlediğiniz zaman dalıp gidiyorsanız, ben de şiir dinlediğim zaman sizi dalıp gittim. Bu güzel gece yaşattığınız için teşekkür ederim ikinize de. Ablam ve abim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Güzel bir program oldu. Evet, biraz hüzünlü. Ben çok böyle etkilendim ama toparlanacağız. Evet. Evet. Buyurun abi. Kemal Bey. Kapanışı yapın. Son yayınımızın da sonuna geldik. Bu ikinci yayınımız oldu. Değerli konuğum Seyit Demir kardeşime çok teşekkür ederim. Beni kırmadı, bizle birlikte oldu. Ben teşekkür ederim abi. Kendisine, sesine, yüreğine güveniyorum. Daha iyi yerlere geleceğini de biliyorum. Allah yolunu açık etsin. Bütün insanlık için şu dileği diliyorum ben de. Bütün kafirlerin son bulmasını diliyoruz inşallah. İnşallah. Belki biz orada değiliz ama kalbimiz Filistin'de. İlk Kabe'miz olan Mescid-i Aksa için dua ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizle birlikteyiz. İnanıyoruz. İnandığımız için de sessiz kalıyoruz belki. Allah onlara bir kahır ismiyle kahredeceğine inanıyoruz. Değerli Gülsüm Hanım ve kardeşim Seyit'e çok teşekkür ederim. Bu gecede yine bizimle birlikte oldular. Beni de yalnız bırakmamış oldular. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.